Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem izleyicilerimiz, her çarşamba akşamı yapmış olduğumuz İstanbul Bahçeli Evler Cumhuriyet Mahallesi Merkez Cami Külliyesi için rahmet esintileri programlarıyla sizlerle birlikteyiz. Muhterem kardeşlerim, İhsan Günaydın hocamla her hafta yapmış olduğumuz bu güzel programda İhsan hocamın sohbetlerini dinleyeceksiniz ve kafanıza takılan her türlü sorularınızı da İhsan hocama soracaksınız. İhsan hocamı her zaman bu ekranlarda bulamıyorsunuz. Bulduğunuz zaman iyi değerlendirin. Canlı yayın telefonlarımız 0212 224 84 44 0532 336 27 80 nolu telefondan bizlere canlı yayına ulaşabilirsiniz. Mustafa kardeşimiz telefonun başında sizlerden gelecek telefonları bekliyor. Özellikle yardım telefonlarınızı bekliyoruz. Sevgili İhsan hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sağ olun. Muhterem kardeşlerim, geçen hafta özellikle üzerine basa basa söyledik. Gerçekten ekonomik bir darboğaza girdik diye. Yardım yapan kardeşlerimizden, yardım yapan izleyicilerimizden Allah hepinizden razı olsun. Allah yapmış ve yapacak olduğunuz yardımlarınızı kabul eylesin. Bizim sizlerden başka gidecek kimsemiz yok. Sizler de Allah rızası için elinizden geldiği kadar yardımcı oluyorsunuz. Allah hayırlarınızı kabul eylesin. İstanbul Bahçeli Evler'de yapmaya çalıştığımız, gayret ettiğimiz külliyemiz için az veya çok yardımlarınızı bekliyoruz. Burada yönetmenim zaman zaman ekranlarda çalışmaları gösteriyor. O caminin etrafındaki görmüş olduğunuz kocaman kocaman binaları aldık, yıktık. Camimizde 10 adet binayı yıktık ve arsa olarak tahsis ettik. Bütün parsel arsaları da verdik Diyanet Vakfı'na. Ben buraya en kısa sürede inşallah camimizin genişletilmesi için güzel bir külliyenin temelini hep birlikte atmış olacağız inşallah. Burada okul öncesi çocuklarımız için eğitim yapılacak, Kur'an kursumuz olacak, hanım kardeşlerimizin rahatlıkla ibadetlerini yapabilecekleri ve rahatlıkla Kur'an eğitimi alabilecekleri Kur'an kurslarımız olacak. Üniversiteye giden gençlerimiz için yurt yapacağız ve buraların kendi giderlerini kendi bünyesinde karşılayacak bir ortamı oluşturacağız inşallah. Bu külliyemiz bittikten sonra da yardım ihtiyacı olmadan kendi kendine Allah'ın izniyle devam ettirecek. Engelli kardeşlerimizin rahatlıkla ibadetlerini yapabilecekleri bir ortam oluşturacağız. Bir telefonumuz var İhsan hocam. Alo buyurun. Alo. Buyurun kardeşim. Hayırlı yayınlar hocam. Allah razı olsun. Ben hocamıza bir soru sormak istiyordum. Yetim hakkını sormak istiyordum. Yetim hakkı yemek dinimizde dinimizin en kabul etmediği, çok ama çok vebalinin olduğu bir hak. Yetimler ancak barındırılır, giydirilir, düzlüğe çıkartılır. Yetimlerin hakkı yenilmez, yetimlere yardım edilir. Teşekkür ederiz izleyicimize. Sevgili İhsan hocam, biz de yetim büyüdük. Yani benim babamı tanımam ben. Ama tabii hocamız, o hanımefendi kardeşimiz soruyu sorarken bizi mi anımsadı, ne yaptı bilmiyorum artık. Allah razı olsun. O yeğenden mi bahsetti yoksa yetim hakkı yemenin vebali? Yeğenlerden bahsetti. Öyle zannediyorum. İzleyicimiz cevabı aldı öyle zannediyorum. Yine böyle izleyicilerimiz kafalarına takılan her türlü sorularını sorabilirler. Sevgili İhsan hocam, evvela hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz de biraz programlardan uzak kalınca sunumu da biraz eksik de olsa gayret ediyoruz. Yani gayret ediyoruz elimizden geldiği kadar. Bizim yarın itibarıyla Peygamberimizin doğduğu ay. Evet. Dünya üzerinde ümmeti Muhammed'in durumu işler acısı görüyoruz. Bu durumdan nasıl kurtuluruz sevgili İhsan hocam? Evet. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem kardeşlerim, Allah'ın rahmeti üzerinize, üzerimize olsun. Kainatı yoktan var eden Allah'a hamd, aleyhissalatu vesselam Muhammed'imize sonsuz salat ve selam olsun. Dünyadan ahirete göç eyleyen bütün geçmişlerinize, geçmişlerimize yüce Rabbim affıyla, fazlıyla, ihsanıyla, ikramıyla, rahmet ve merhametiyle muamele eylesin.
Gerçekten yarın itibariyle Rebubul Evvel ayına gireceğiz. Rebubul Evvel ayının 12. gecesi Muhammedul Eminimizin doğduğu gecedir. Ama gelin görün ki ümmeti Muhammed bugün dünya üzerinde ağlayan ümmeti Muhammed, sızlayan ümmeti Muhammed, coğrafyası kan ve barut kokan ümmeti Muhammed, horlanan ümmeti Muhammed, her türlü yasal hakları elinden alınan ümmeti Muhammed, birbirine sırt çeviren ümmeti Muhammed, birbirine yardım etmesi noktasındaki yardımları olması gereken ölçekte yapamayan yine ümmeti Muhammed. Rabbimiz, Allah'ımız, وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Dini mübini İslam'a hakkıyla sarılın. Ama gelin görün ki biz maalesef şucu, bucu diye bölündük de Rabları bile ayrı olanlar, kitapları bile ayrı olanlar, inandığı peygamberler bile ayrı ayrı olanlar birleşiyor da Rabb'ı bir, ilahı bir, kitabı bir, dini bir, kıblesi bir, orucu, namazı, niyazı bir olanlar birleşemiyoruz. Bir hicran ki pek acı, ya Rab ne olur bulunmaz mı derdimin ilacı? Ümmeti Muhammed'in bölük pörçük olduğu bizi gerçekten kahreden elem, keder ve üzüntü. Kardeşler, biz bir olacağız. Biz birlikte olacağız. Biz beraber olacağız. Bakma sen yeryüzünün fitneyle dolduğuna, cehaletin bu kadar cesaret bulduğuna, bakma sen zalimlerin hükümran olduğuna, Firavunlar, Karunlar berzahta beklemekte, hepsi hesap verecek o büyük mahkemede. Müslümanları bölüp parçalamak isteyenler, Firavunlar, Karunlar berzahta beklemekte, hepsi hesap verecek o büyük mahkemede. Allah'ın huzurunda hepsi hesap verecek. Bakma sen delaletin itibar gördüğüne, zilletin zirvelerde saltanat sürdüğüne, bakma sen adaletin yere süründüğüne, bil ki bütün deliller ukbada beklemekte, terazi çok hassastır o büyük mahkemede. Terazi çok hassastır o büyük mahkemede. Bakma sen zorbaların heybetli durduğuna, bakma sen zalimlerin heybetli durduğuna, fasıkların şeytanla ittifak kurduğuna, münafıkların şeytanlarla ittifak kurduğuna, bakma sen ekranların ahlaki vurgununa, gör ki bütün kainat sabırla beklemekte, susanlar konuşacak o büyük mahkemede. Susanlar konuşacak o büyük mahkemede. Adam şimdi içeri giriyor, susma hakkımı kullanıyorum diyor. Ahirette de susarsın. Görüşürüz ahirette. اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْد۪يهِمْ وَتَشَدُوا اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Orada görüşürüz. Varsın olsun çatıda münafıklar fırkası, çağdaşlık maskesiyle Siyonizm markası, varsın olsun dünyada namertlerin arkası, bunca şehit kanları toprakta beklemekte, boğacak gafilleri o büyük mahkemede. Boğacak gafilleri o büyük mahkemede. Varsın olsun namertlerin dünyada hep arkası. Siyonistlerin arkadaşları varsın olsun. İslam düşmanlarının dostları kul ise, İslam'ı sevenlerin dostları da Allah'tır. Yeter ki biz bir olalım. Yeter ki biz beraber olalım.
Yeter ki biz dinimizde, imanımızda, Kur'an'ımızda, kitabımızda, ilahi hitabımızda yek vücud olalım. Varsın olsun fetvada hadlerini aşanlar. Ulema cübbesiyle cürete bulaşanlar. Varsın olsun ikbale dolu dizgin koşanlar. Her lahza, her kapıda Azrail beklemede, adalet hiç gecikmez o büyük mahkemede. Adalet hiç gecikmez o büyük mahkemede. Varsın olsun İslam'ı yobazlığa yoranlar. Zalim İsrail çıkartmış, ezanı yasaklamak istiyor. Senin haddine mi be? Varsın olsun İslam'ı yobazlığa yoranlar. Namaz kıldı mı yobaz diyorlar. İçki içti mi çağdaş medeni. Su içersen gerici, içki içersen ilerici. Onu görürüz, gericiyi, ilericiyi görürüz. Varsın olsun İslam'ı yobazlığa yoranlar. Müslümana murteci damgasını vuranlar. Varsın olsun üzülme, üzülme hakka tuzak kuranlar. Susuzlar var, yetimler var, öksüzler var. Sesiniz çıkmıyor riyakar batı. Toplamınızdan daha çok insana hizmet ediyor ülkem. Şan ve şerefli mazisiyle dolu olan ülkem. Nezaket bir yana, kalem bir yana. Şiir adabını bozdurdu bana. Gerçi ne söylersem az gelir sana. Yüksek kalır senden alçak sıfatı. Kendini beğenmiş zavallı batı. Tutmuş ambargo yaparım. Hep ambargo olsa ne yazarsın? Bu ülkemin insanı gerektiğinde kazma ile, kürekle, çekiçle gider, düşmanı denize boğar. Anlaştık. Ey riyakar batı. İnsan haklarından nutuklar atan, tarihe baktım, her sayfanız kan. Bari katlettiğiniz çocuklardan utan. Çökecek üstünüze bir gün bu çatı. Arzın yüz karası kudurmuş batı. Kudurmuş ya. Açlar var, yardım etmiyor. Susuzlar var, yardım etmiyor. Denizlere bir umuttur diye açılıp boğulanlar var, yardım etmiyor. Hep kendini düşünüyor. Ama nesliniz kalmadı bak, çürüdünüz, bittiniz. Kedilerle, köpeklerle yaşıyorsunuz ancak. Riyakar batı. Sonun başlangıcı sanma uzakta. Gör ki korktuğun dev, Türkiye'm, uyanmakta. Er geç çözülecektir bu düğüm hakta. Hüsrana mahkumdur kafirin fitratı, şeytanın kuklası vicdansız batı. Ne yaptın İslam adına, ne yaptın Kur'an adına, ne yaptın örtü adına, ne yaptın hak ve hürriyet adına, riyakar batı. Namustan sıkıldın, edepten kaçtın. Vücudunda mahrem yerleri kalmadı açtın. Sonunda şehveti sokağa saçtın. Oysa aleniyet hayvan ruhsatı. Edepsiz, iffetsiz, nikahsız batı. Hayvanlar baş manken yeni modanda. Artık köpeğin de yatak odanda. Hey! Evlenmiyorlar, köpeklerle yatıyorlar. Yakındır boğulman bu toz dumanda. Sapıklık üstüne kurdun hayatı. Saldırgan, cüretkar, pervasız batı. Önder olsan bile teknikte fende. Esrarkeş çocuklar oldu sende. Bekaret, bağnazlık oldu sayende. Batsın bu kurduğun şer saltanatı, ahlak fıtrası
şımarık batı. Senin hayvanların, senin hayranların ezik insanlar, manevi mayası bozuk insanlar. Sılık, silik, şahsiyetsiz, yazık insanlar. İslam neferinin yoktur fiyatı, bunu öğren artık meşrepsiz batı. Biz birbirimize yanaşacağız. Bizi bir olmak kurtaracak. Bizi bir ve beraber olmak kurtaracak. Sizlerden Allah rızası için, Allah rızası için yapımına devam ediyor olduğumuz İstanbul Bahçeli Evler'deki külliyemize yardım istiyoruz. Gerçekten Allah için külliyemize yardım istiyoruz. Allah yardımlarınızı kabul eylesin. Allah hayırlarınızı kabul eylesin inşallah. İnşallah sevgili İhsan Hocam. Allah razı olsun. Kemlik'ten Hakan Uzunkaya. Buradan kendilerine selam, sevgilerimi diletiyoruz. Hakan Bey, İhsan Hocam selam, sevgiler iletiyor. Hakan Bey'e bir de selam gönderiyoruz. Hakan'ı seviyoruz. Sağ olasın Hakan'ım. Yine Mustafa Saçan kardeşim. Buradan selam, sevgiler iletiyoruz kendilerine. Mustafa kardeşimiz de selam gönderiyor bizlere, sevgili İhsan Hocam. Muhterem kardeşlerim, Allah razı olsun. Sizlerin yardımlarıyla, yönetmenim de ekranlarda gösterirse, belli aşamalara geldik. Bu arada kış, İstanbul kış yavaş yavaş geliyor. Biraz önce Bolu'dan fotoğraflar gördük. Kar yollara kaplamış. İstanbul'a doğru yaklaşıyor. Bunun için yardım yapan kardeşlerimizin isterseniz isimlerini buradan zikretmek istiyorum. Çünkü uyurlar, erkenden okuyalım. Havva Dağ kardeşimiz, Allah razı olsun. Çimento parası diyor. Yenif Akıllı Yozgat. Yozgat'a selam olsun. Hatice Dağdelen kardeşimiz, Tavşanlı Kütahya. Vintile Pabuç Borçka Artvin. Beyaz Kaygısız Tepebaşı Eskişehir. Zeki Sizer Düzköy Düzce. Cafer Bayram Yağlıdere Giresun. Mehmet Okumuş Çayeli Rize. Bayram Kaya Keçiören Ankara. Bekir Soylu, Emine Aksoy, Necmettin Kalıntaş, Yaşar Yılmaz kardeşlerimize Allah hayırlarını kabul eylesin. Buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Az veya çok demeden muhterem kardeşlerimiz, bu hayırlar, bu yardımlar bizlerle ebedi aleme göç ettiğimizde amel defterimizi açık bırakacak. Bu yardım kapınızı açık bırakmanız için bizler de buralardan hem vesile olmuş oluyoruz, hem de bu çalışmalarımızı yoğun hızıyla, yoğun bir tempoda sürdürmüş oluyoruz. Şu görmüş olduğunuz binamız 4 ay içerisinde bu hale geldi. Ve bina içi dışı bitti, aşağı yukarı bu ay içinde tamamen bitmiş olacak. Bu çalışmalarımızda camimizin etrafının açılması için yapılıyor bu bina. Son bir binamızın yarısı kalmıştı, bunu bahsettik ekranlarda. 84 adet daire karşılığında caminin çevresini açtık. 10 adet binayı aldık. Oradaki oturanlarla, her biri 7 katlı, 5 katlı binalar. Buradaki oturanlar, kiracılar, bunları tek tek boşalttık. Gönül rızasıyla birlikte şu an ekranlarda, tabloda görmüş olduğunuz camimizin alanı ve o kare kare görmüş olduğunuz bölümler de camimizin etrafına alıp yıktığımız binaların kareleri. Karda kışta namaz kılınıyor. İşte yine geldi kış İhsan Hocam. Yine geldi kış. Hadi yazın öyle böyle idare ediyorduk. Gölgeye vesaire kaçılıyordu ama şu an görmüş olduğunuz fotoğraflar geçen sene kışın çekilmiş ve karın üzerinde cuma namazı kılan cami cemaatimizin fotoğrafları. İnşallah bu kış olmazsa bir sonraki kışa bu görüntüyü inşallah kaldırmış oluruz. Camimizin içerisine bütün cemaatimizi toplayıp namazımızı cami içerisinde kılmış oluruz. İşte cuma günleri, camimiz biraz kalabalık olunca haftanın belli günleri veya bayram günleri, camimizin görüntüleri bu. İmamı caminin önüne geçiriyoruz, caminin dışında namaz kıldırıyor. Teravih namazlarında, cuma namazlarında bir telefonumuz var. Alo. Alo. Buyurun. Hayırlı akşamlar. Allah razı olsun kardeşim.
Sizden de Allah razı olsun. Asas sizden Allah razı olsun. Buyurun. Necati hocamla görüşmek mümkün mü? İhsan hocamla. İhsan hocamla. Buyurun, görüşüyorsunuz. İhsan hocam duyuyor sizi. Buyurun, hoş geldiniz. Sayın İhsan hocam, selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Sizinle geçen senede bir görüşmüştüm. Tamam. Çorbada bir tuzumuz oldu. Şimdi gene yayınınızı aldım. Tamam. Hatta ben ofluyum. Tamam. Oflu birisi bizi bağladı buraya. Bizim çorbada bir tuzumuz olması için. Allah razı olsun. Ne yapmamız gerekiyor? Ay ya, sen oflusun, sen işi bilirsin. Ben de bu yönetimlerde varım. Yani ben sizlerden, sizin işiniz çok zor ve ağır bir iş yapıyorsunuz. Allah yardımcınız olsun. İyi bir eser yapıyorsunuz. Çok sağ olun. Şimdi şu banka numarası mı, PTT numarası mı? Şimdi yönetmenim size, o telefonun başındaki yönetmenimiz size ikisini de verecek. O zaten ofludur, o işten iyi anlar. Sana ikisini, sana hangisi kolay gelirse onu verir sana. Hadi bakalım, sağ olasın. Allah'a emanet olun, Allah razı olsun. İşte ofle, oflu bağlayan da ofle diyor, görüyor musun İhsan hocam? Biliyor yani, işi biliyor. Allah kendilerinden razı olsun. Evet İhsan hocam, sohbetimizde kaldığımız yerden evet, devam edelim. Evet kardeşler, gerçekten İslam coğrafyası kan ağlıyor. Biz bir olmalıyız. İslam tarihinden bir örnek vereyim mi size? Birliktelik adına İslam düşmanlarının Müslümanlar üzerindeki zulmünden kurtarma adına bir örnek vereyim size. Dönem Allah Resulü'nün dönemidir. Dönem Allah Resulü'nün dönemidir. Heyber Kalesi'nde bizimkilerle Siyonistler, Yahudiler, Hristiyanlar dini mubini İslam adına, ilahi kelimetullah adına Allah Resulü'nün komutasındaki bir askerle mukatele halindeydiler. Heyber kalelerine sığınan Yahudiler yiyecek ve içecek stokları ile Peygamber Efendimizin gitmesini bekliyorlardı. Heyber kaleleri sağlam, çok yüksek yerdeydi. Ok atsan ok geri dönüyordu. Taş atsan taş yetişmiyordu. Bağırsan ses yetişmiyordu. Heyber kalesinin surları yıkılmıyordu. Heyber yıkılmıyordu, Heyber fethedilemiyordu. Günlerce bekledi İslam ordusu ama Yahudiler kalelerinden de çıkmıyorlardı. Müslümanlar stoğu bitmek üzere, moralleri çok bozuldu. Günlerce beklediler ama nafile. Bu uzun bekleyişten sonra Peygamber Efendimiz bir strateji geliştirdi. Hurma ağaçları kesilecekti. Heyber Yahudilerinin ekonomileri birer birer kesilecekti. Servetleri devrilecekti. Gelecekleri kökten kazınacaktı. Zira Yahudiler için para, servet, zenginlik her şeydi. Ağaçlar kesildikçe Yahudiler kahrolmaya başladı. Ağaçları kesildikten sonra Heyber'de kalmanın da bir önemi kalmayacaktı. Anlaşma yoluna gittiler. Taşıyabilecekleri kadar yükle Yahudiler başkentleri Heyber'i terk edeceklerdi. İhsan hocam bir telefonumuz var. Buyurun. Alo. Alo. Buyurun. Efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Alo. Buyurun. Selamünaleyküm. Televizyonunuzun sesini kısarsanız iyi anlaşacağız. Alo. Televizyonunuzun sesini kısarsanız iyi anlaşacağız. Televizyonun sesi kısık. Buyurun. Hocam ben Halil Şişik. Buyur buyur, hoş geldin. Halil. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Sağ ol, Allah razı olsun. He. Oktan arıyorum, Oktan.
Tamam, tanıdım. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Ohta'yım, Ohta. Ohta arıyorum, Ohta. Halil kardeşim, Allah razı olsun. Halil Bey şimdi öbür Ohta abimiz arayınca oradan ben de buradayım demek istiyor. Buradan selam olsun. Selam olsun. Selam olsun. Evet. Allah Resulü Hayber Kalesi'nin bu şekilde zalimlerin ekonomik damarları kesilince onların teslim olduğunu görür. Ey benim Müslüman kardeşim, evine Yahudi mali sokma. Ey benim Müslüman kardeşim, sen bugün buradan bağırsan, miting düzenlesen, sloganlar atsan, taş atsan İsrail'e gitmez. Tel Aviv'e yetişmez. Ama sen Peygamber Efendimiz'in stratejisini yapabilirsin. Eline baltayı al, Yahudilerin ağaçlarını kes. Nasıl mı? Evine giren Yahudi mallarına dikkat et, alma. Doları boykot et. Allah aşkına yalvarıyorum size. Bak, Siyonizm oyunudur. Doları bilerek yüksek tutuyorlar. Ülkemin ekonomisini çökertmek için. Allah rızası için. Efendim. İyi günler efendim. Buyurun, hoş geldiniz. Sağ olasın. Buyurun. Efendim, geçen hafta söylemiştim. Bana spiker arkadaş bana olasın diye. İmraniye'den Mehmet Kuş. Tamam. Hafta sonu biz yönetmen arkadaşım senin adresini, telefonunu alsın, biz gelelim sana. Var. Tamam. Size var. Tamam. Tamam, benim arkadaşım şimdi programdan sonra görüşelim. Tamam, teşekkür ediyorum. Ne günü geleceğini bana söyle. Cumartesi, pazar gelmesin de başa gün gelsin. Tamam, oldu. Benim yönetmenim şimdi sizi not alsın. Tamam. Evet. Kardeşler, Allah için 15 Temmuz'da bu vatan için canını seve seve feda edenler bizden hiç olmazsa dolarlara meyletmememizi beklerler. İslam düşmanlarının ürünlerini evlerimize sokmamamızı isterler. Sizlerden istirham ediyorum Allah için. Devlet büyüklerimizi dinleyin. Gerçekten istedikleri kirli emellere ulaşamayanlar, heva ve hevesatı kursaklarında kalanlar, bugün başka başka oyunların içerisinde, gelin o oyunları bozduğumuz gibi şimdi de oyunlarını bozalım. Yastık altında doları bulunanlar, Allah aşkına gidin dolarlarınızı bozun, TL'ye çevirin, altına çevirin. Kendi ekonomik değerimizi kendimiz koruyalım. Biz onun, bunun, şunun parasının değerini yükseltme noktasında onlara payanda olmayalım. Bizim her şeyimiz var, güzel vatanımız var, biz bize yeteriz, yeter ki biz bizi sevelim. Biz bizi severiz ve biz bizi Allah için seversek, kim zerre kadar iyilik yaparsa mutlaka karşılığını alır. O halde gelin birbirimizi Allah için sevelim. Bu feryat, dünyada akan kan bizim kanımız. Yeryüzünde ağlayanlar hep Müslüman. Yeryüzünde ağlayanlar hep Müslüman. Benim kardeşlerim, Allah sizi inandırsın. Myanmar var şu anda. Myanmar, eski adı Burma, yeni adıyla Myanmar, zulüm altında inliyor. Arakan'ı sömüren ülke İngiltere bölgeden ayrıldıktan sonra Budistlere bırakmış oranın yönetimini. Arakanlı Müslümanlar 50 bin kilometrelik alandan 10 bin kilometrelik bir alana hapsedilmiş durumda. Arakan'daki Müslümanların çilesi hiç bitmiyor. Zulüm 1962 yılında askeri darbenin yönetimi el koymasıyla başladı ve ondan sonra General Nguyen tarafından yüzlerce İslam alimi kurşuna dizildi Burma'da. Camiler birer birer yıkıldı, Müslümanlar birer birer zulme uğruyor. Bu dönemde
Arakan'da kadın toplama kamplarına getirilenler, namusları kirletilenler, hacca gitmek isteyenlere yapılan zulümler, namaz kılmaya isteyenlere yapılan zulümler, 200 bin Müslümanın ölümüne sebep olan zalimler, hala daha dünyada biz Batı ileri medeniyet sevdalılarıyız diye nutuk atan Siyonistler var. Bugün Arakan'da Müslümanın birbirleriyle evlenmesi yasak. Müslüman bir çocuğun üniversite eğitimi alması için İslam dininden vazgeçip Budizm'e geçmesi gerekiyor. Bugün Myanmar'da Müslümanlar Müslümanları evlerine misafir edemiyor. Bugün Myanmar'da Müslümanlar Kur'an okuyamıyor. Sadece günde 4 saat elektrik veriliyor. Geri kalan saatlerde elektrik yok. Myanmar'da her gün yüzlerce insan öldürülüyor. Bangladeş'e sığınan mülteciler de geri gönderiliyor. Ve Arakanlı kızlar ülkelerine döndükleri zaman tecavüze uğrayacaklarını bildikleri için denize atlıyorlar. Bunları yazmak, bunları söylemek insanı bambaşka bir hale sokuyor. O halde Suriye'de, Doğu Türkistan'da, Filistin'de devam eden zulüm hala devam ediyor ama Batı hala seyrediyor. Şunu bil ki benim kardeşim, Batı'dan sana dost olmayacaktır. Seni silerim, seni yok ederim, haritadan yok ederim seni diye korkutuyorlar hep Müslümanları. Unutmayın ki zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı var. Ama bize düşen görev Allah için, biz Müslümanlar birbirimizi seveceğiz. Evet. İnşallah sevgili İhsan Hocam. Bugün bu yapılandırma, devletimizin yapmış olduğu bazı kolaylıklar vardı. Bugün ödemelerin son günüydü. Bugün vergi dairesine gittim. Birkaç bankaya uğradım tesadüfi İhsan Hocam. O milletimizin para yatırmak için kuyruğa girmiş olması, o kuyruklar, o kalabalıklar gerçekten toplumumuzda da devletine karşı aşırı bir düşkünlük, aşırı bir ilgi, alaka, muhteşem bir görüntü vardı. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Çünkü devletsiz bir şekilde kişi, fert hiçbir işe yaramayacağı için en güzel, en kötü devlet, en iyi devletsizlikten daha iyidir. Biz devletimizi seviyoruz. Devletimizin sayesinde varlığımızı sürdürüyoruz. Devletimizin sayesinde işte dinimizi, imanımızı, Kur'an'ımızı öğrenmeye çalışıyoruz. Ve inşallah bu çalışmaları genç kardeşlerimizi genç yaşlarda alıp bu hizmetleri yine devletimizin kanalıyla da yürütmüş olduğumuzda ülkemiz daha refah bir seviyeye gelmiş olacaktır inşallah. Muhterem kardeşlerim, tabii burada bazı sorular gönderen kardeşlerimiz var. Yani çok basit soruları sorarak telefonlarımızı da meşgul etmeyelim. Yani diyor her gece rüya görüyorum. Rüya herkes görüyor. Rüyayı herkes görür. Yani rüya görmek kötü bir şey değil yani. Yani bir kardeşimiz 5 liralık takvim almış. Takvim 5 lira aldım. Yani bunlar televizyonda söylenecek şeyler değil. Yani bu tür sorular değil. Bakın dinle ilgili, İslam'la ilgili, amelle ilgili, Kur'an'la ilgili sormak istediğiniz her sorunuz için İhsan Hocam Allah razı olsun burada cevap veriyor, yardımcı oluyor. Yani bu tür sorular bekliyoruz. Bak ne güzel dedi kardeşimiz. Yetim hakkı dedi. Yetim hakkı çok önemli. İhsan Hocam cevapladı. Bu tür sorular sorun ki yani o soruyu diğer izleyicilerimiz de duyarak bundan faydalansın. Yani basit şeylerle telefonu meşgul etmeyelim mümkün olduğu kadar. Biraz önce ben de odadaydım. İki tane telefon var. Yeterli gelmiyor ama hep boş soru. Yani itiram ediyorum. Bu konuda da Allah hepinizden razı olsun. Değerli kardeşlerim, İstanbul Bahçeli Evler Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımına devam ettiğimiz külliyemiz için yardımlarınızı bekliyoruz.
Ziraat Bankası havale ücreti almıyor. Bakın bu bankanın ismini veriyoruz burada ama bu bir yardım neticede. Buradaki kar amacı gütmeyen bir kuruluş cami. Kar amacı yok. Banka yardımcı oluyor, havale ücreti almıyor. PTT yardımcı oluyor, havale ücreti almıyor. Bunun bütün şubeleri aynı. Kuveyt Türk Bankası yardımcı oluyor, havale ücreti almıyor. Kuveyt Türk Bankası hesap numaramız 4 tane İstanbul'un plakası. 34, 34, 34, 34. Yıldıztepe şubesi 34, 34, 34, 34. Yani çok kolay bir numara. Her zaman her yerden ulaşabileceğiniz bir numara. İstanbul'un plakası, 4 tane plakası Yıldıztepe şubesi. PTT numaramız yine çok kolay. 105-309-70. Bizden telefonla bilgi almak isteyen kardeşlerimize hemen mesaj olarak gönderiyoruz. Ziraat Bankası'nın bütün şubelerinden yine havale ücreti almadan 644-690-25-50-5001 ekranlarınızın sağ alt köşesinde bu numaralarımız geçmektedir. Okuyabilen oradan okur, okuyamayan kardeşimiz telefon numaramızla ulaştığında onlara yardımcı oluyoruz. Allah her türlü yapmış, yapacak olduğunuz yardımlarınızı kabullerin en güzeliyle kabul eylesin. 5 dakika reklam arası, 5 dakika sonra birlikteyiz. Kardeşlerimiz İhsan Günaydın hocamla Rahmet Esintileri programında sizlerle birlikteyiz. Bizlere bu ortamı sağlayan Kaçkar TV sahipleri, çalışanları, yönetmenleri, bu kardeşlerimize de buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Allah kendilerinden razı olsun, ölmüşlerine rahmet eylesin. Ne yaparsanız yapın, yapmış olduğunuz işin sonunda hayır varsa o hayır size mutlaka ulaşır, mutlaka sizlere döner. Gün geçmiyor ki bir yakınımızın hasta olduğunu, hastanede olduğunu duyuyoruz. Gün geçmiyor ki bir yakınımızın ebedi aleme göç ettiğini duyuyoruz. Bizlerden telefonlarla dua bekleyen, dua isteyen, hastaları için şifa bekleyen kardeşlerimiz var. Biz elimizden geldiğinden de fazla her gün en az 5-6 kez bu kardeşlerimize dua ediyoruz. İhsan Hocam'a bana iletmiş olduğunuz bütün telefonlarınızı anında teknolojinin bu ileri derecede anında irtibat kurmasıyla hemen not kağıdına yazıp İhsan Hocam'a iletiyoruz. Ve İhsan Hocam da gerekli şekilde sizlere dua ediyor veya ne isteğiniz varsa ona göre görüşme ortamını sağlıyoruz. Bu yapmış olduğumuz programlarda bir cami, bir külliye gayreti, çalışması içerisinde var olmamız nedeniyle sizlerden imkanlarınız dahilinde yardımlarınızı bekliyoruz. Az veya çok demeden göndermiş olduğunuz 10 liralarınız, 100 liralarınız direkt camimizin hesabına girmiş oluyor. Şimdi bir telefonumuz var. Alo, buyurun. Veysel Hoca. Buyurun. Ben Bayram Sıbaşı, Artvin'den. Bayram abi, selam olsun Artvin'e. Tanıdın mı beni? Televizyona çıktım ya sizinle beraber.
Ha, anladım, anladım, anladım. Selam olsun, selamlar gönderiyorum. Tamam. Allah razı olsun. Nasılsın hocam? Benim kardeşim nasılsın? Benim Müslüman kardeşim. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İşte bu kardeşimiz Artvin'den camimize kadar geldi. Camimizi ziyaret etti. Yardımda bulundu. İşiyle birlikte Allah kendilerinden razı olsun. Selam gönderiyorum Bayram hocam. Allah'a emanet olun. Değerli izleyicilerimiz yine böyle imkanlar dahilinde yardımlarınızı bekliyoruz. Yani programımızın genel yapısı bu yönde. Çünkü burada bizim çocuklarımız belli bir yaşa geldi, belli bir yaşta okudu, okutuldu. Allah vesile olanlardan razı olsun. Bundan sonra bütün ülkemizin gençlerini kendi evladımız, kendi çocuğumuz olarak eğitilmelerine bu tür kurumlarda yardımcı olacağız. Bunun için çalışıyoruz. Gayretimiz bunun için. Bir ara Mersin'den İhsan Hocam bir kardeşimiz gelmişti. Bunu birkaç defa da burada tekrarladım. İstanbul'da tıp fakültesi kazanıyor. Bir evladımız, bir yavrumuz geliyor İstanbul'a, kalmaya yer yok. O gece bakkalda yatıyor. Bakkal, bir yakının bakkalı bakkalda yatıyor. Bakkal da o gece soyulmak isteniyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani böyle tesadüfü. Bu gencimizin, bu kardeşimizin orada yaşamış olduğu korkuyu düşünebiliyor musunuz? Bunun için işte her birimizin işte evladımızı hangi kursa, hangi yurda versek düşüncesi hep içerimizde oluyor. Yabancı bir vilayete gönderdiğimizde işte camilerde güvendiğimiz ve gururla gönderebileceğimiz bir yerimiz, bir evimiz olacak. Bu külliyemizin gayretli çalışması, İhsan Hocam'ın yoğun çalışması vesilesiyle inşallah kısa sürede de sonuçlandıracağız. Yönetmenime buradan çok çok teşekkür ediyorum. Buradan yine belli görüntüleri ekrana getiriyor. Sizlerin görmesine vesile oluyor. Evet, sevgili İhsan Hocam, programımızı, güzel sohbetinizle devam edelim. Evet kardeşler, İstanbul'da Bahçeli Evler'de Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımına devam ediyor olduğumuz büyük bir külliyeye şu an sevgili yönetmenimin gösterdiği görüntülerini izlediğiniz olayda sizin gönderdiğiniz o ihlas ve samimiyet kokulu yardımlarınızla bu hale getirdiğimiz yerimizi daha da ileriye götürme adına sizlerden yardım istirham ediyoruz. Allah yardımlarınızı kabul eylesin. Biz Allah için, Allah'a hesap için, Allah'a kul için geldiğimiz şu alemde imtihanı yüzünün akıyla verebilenlerden olmayı Allah cümlemize nasip eylesin. Allah'tan korkana ölüm yar gelir, ölümden korkana dünya dar gelir. Allah'ı sevenlere ölüm sevgili gelir. Ölümden korkanlara dünya dar gelir. Biz Allah için geldik, Allah'ın rızasına talibiz, Allah için ahirete talibiz. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Rütbe var, yazılır mezar taşına, zaman sellerinde aşınır gider. Rütbe var, yazılır cennet arşına, sonsuzdan sonsuza taşınır gider. Ne rütbeli insanlar var, mezar taşı bile yok ama rütbesi gönüllerde. Rütbe var, yazılır mezar taşına, zaman sellerinde aşınır gider. Rütbe var, yazılır cennet arşına, sonsuzdan sonsuza taşınır gider. Biz cennetin arşına rütbe yazmak yolunun sevdalısıyız. Sizlere de, sizlerden de cennetin taşlarına, cennetin arşlarına yazılacak güzel rütbelere erişmeyi Allah, Allah, Allah için istiyoruz. Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu, secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Secde yoksa bekleme,
hayır hasanat yoksa, ibadet yoksa, taat yoksa, zikir yoksa, şükür yoksa, niyet yoksa, niyaz yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu, ibadet yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. İnsanca yaşamanın düşünmektir kıstası, kabristana gitmeden düşün, İslam'ı yaşa. Allah için İslam'ı yaşa. Ya Allah için eğer, ya Allah'a baş eğer hiç kimseye eğmezsin, ya da herkese baş eğer hiçbir şeye değmezsin. Ya Allah'a baş eğer hiç kimseye eğmezsin, ya herkese baş eğer hiçbir şeye değmezsin. Allah'a baş eğmeyi Allah nasip eylesin. Mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş, mal, mülk, para, servet tutkusu nefsine gelse de hoş, unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Tabutların içi hep boş. Allah Allah. Ölüm büyük bir geçit. Bu işin şakası yok. Son giysin beyaz kefen, onun da yakası yok. Ne bir savcı kalırdı, ne bir yargıç, ne yasa. Şu insanoğlu önce kendini bir yargılasa. Keşke kendimizi yargılayabilsek. Keşke kendimizi bir hesaba çekebilsek. Takma sakın şeytanın o süslü kemendini. Mala mülke elveda, kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarında mümkün değil kaçasın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Allah Allah. Takma sakın şeytanın o süslü kemendini. Mala, mülke, evlada kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Ölmeden ölene ölüm bir şölen. Ölmeden ölene ölüm bir şölen. Ölümü öldürür ölmeden ölen. Allah malı mülkü Allah'ın yoluna harcayanlardan eylesin. Allah bize helalinden bol rızık ihsan eylesin. Kulu kul eyleyen bil ki çul değil. Kulu kul eyleyen bil ki elbise değil. Rütbeleri Allah verir, kul değil. Sana, bana, hepimize rütbeyi Allah verir. Kulların verdiği rütbeler musallaya kadardır. Önemli olan musalladan öteye gidecek olan rütbelerdir. Allah rütbelerimizi Muhammedi eylesin. Allah rütbelerimizi baki eylesin. Kulu kul eyleyen bil ki makam rütbe değil. Kulu kul eyleyen bil ki çul değil. Rütbeleri Allah verir, kul değil. Allah'ın vereceği rütbeye talibiz elhamdülillah. Bitmez bu kan, bu husran görünüyor açıkça. Dünya Müslümanları Müslüman olmadıkça. Bakın ağlayanlar hep Müslüman. Gülenler
Ey insan, yalnızlıktan şikayet etme sakın. Öyle bir dostun var ki şah damarından yakın. Öyle bir dostun var ki şah damarından yakın. Sanma sırat geçilir torpille, iltimasla. Kur'an alimi olsan yaşamadıkça asla. Allah yolunun yolcusu olmayı bize nasip eylesin. Allah yolunun yolcusu olmayı cümlemize nasip eylesin. Öyle gözler gördüm ki bakan birer kördürler. Ne yazık ki gerçeği musallada gördüler. Allah musallaya gitmeden önce ayılmayı, uyanmayı nasip eylesin. Allah vesveselerden uzak, dini mübini İslam'ı güzelce yaşayabilen kullarından eylesin. İnsanı ateş değil, kendi gafleti yakar. Herkeste kusur görür de kendisine kör bakar. Halbuki insan önce kendi hatalarını telafi etmeli. Her çilenin bir ecri, her gecenin fecri vardır. İnsanın selameti sabrı kadardır. Belalara, musibetlere, bir takım sıkıntılara hasbunallahu ve ni'mel vekil ve ni'mel mevla ve ni'men nasir franeke rabbena ve ileykel mesir demekten başka çıkar yolumuz yok. Dünya hırsı doyurmaz, yedikçe aç kalırsın, kibirde yükselirsen kabirde alçalırsın. Gelin kibirden uzak, enaniyetten uzak, Allah rızası için Allah'ın yolunun yolcusu olalım. Nesillerimizi daha güzel yetiştirme adına, din, vatan, bayrak, Kur'an sevdası adına, Allah rızası için sizlerden İstanbul'da, bahçeli evlerde yapımına devam ettiğimiz bir külliye için, büyük bir külliye için, hanımların rahatlıkla gelip de Kur'an okuyabileceği külliyeler için, dini mübini İslam'a hizmet edecek üniteler için, Kur'an kursuyla, anaokuluyla, gençlerin rahatlıkla oturabileceği, kitap okuyabileceği, siyer, kelam, fıkıh, akaid öğrenebileceği güzel bir külliyeyi yapma adına sizlerden Allah rızası için yardım istiyoruz. Bugüne kadar gönderdiğiniz yardımlar bizi bu noktada motive ettiği için sizlerden Allah için yardım istiyoruz. Allah yardımlarınızı kabul eylesin. Allah hayırlarınızı kabul eylesin. Rabbim sizi iki cihanda aziz eylesin. İnşallah sevgili İhsan Hocam. Fatma Nur Deniz kızımız diyor ki, İhsan Hocam Allah izin verirse yardım yaptım yine edeceğim Beytül amca diyor. Buradan kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah yardımlarını kabul eylesin. Muhterem izleyicilerimiz, bu yapmış olduğumuz yayınları, İhsan Hocam'ın yapmış olduğu güzel sohbetleri bir sonraki gün, yani yarın öğleden sonra Cumhuriyet Mahallesi Merkez Camii Facebook adresinden de izleyebilirsiniz. Canlı yayın telefonlarımız 0212 224 84 44, 0532 336 27 80 oğlu telefondan da bizlere ulaşabilirsiniz, yardımlarınızı yapabilirsiniz. Bu arada demir, nakdi,
efendim beton, bu tür yardımlar yapacak kardeşlerimiz ne tür yardım ederse bizim her türlü yardıma ihtiyacımız var. Yani camimizin şu anki bir inşaat halinde yapılıyor olması nedeniyle her türlü yardıma ihtiyacımız var. Yardımlarınızı imkanlar dahilinde yapmaya gayret edelim. İhsan Hocam'ın çok güzel söylediği bir söz vardı. Müteahhitler, zengin olanlar, 5-10 tane dairesi olanlar, ne olur bir dairenizi Allah için verseniz, Allah için verip de ebedi aleme göç ettiğimizde buradan Allah rahmet eylesin, Allah mekanını cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Mustafa Turan abimiz geçtiğimiz hafta, 2 hafta önce rahmetli oldu. Gittik, taziyede bulunduk, ziyaret ettik. Ama o göç etmeden verdi. Ve İhsan Hocama şunu söyledi. Ben çocuklarıma verdim. Torunlarıma da verdim. Bunu kendime sakladım diyor. Ve en güzeliydi dairen değil mi İhsan Hocam? En güzel dairesini bunu diyor kendime sakladım diyor. Ve onun vermiş olduğu bir daireyle biz camimizin etrafında 6 tane daire aldık. Bakın düşünebiliyor musunuz? Mustafa Turan amcamızın verdiği bir daireyle caminin etrafında 6 adet daire aldık. Ne olur müteahhitlerimiz bir daire verseler. Yani az buçuk biliyoruz. Yani 3-5 kuruş kazanılıyor. Yani kimsenin kazancında gözümüz yok ama çok böyle hastanelerde hasta olduktan sonra insanların hep şunu çok duyuyoruz. Dünya boşmuş. Dünya, ya zaten söylüyoruz dünyanın boş olduğunu. Yani dünyada bir yolcu olduğumuzu, bir kapıdan girip bir kapıdan çıkacağımızı burada defalarca biz söylüyoruz. Hocalarımız bunu söylüyorlar. Dünyanın boş olduğunu bilelim, bilmek lazım. Ama şu da bir gerçek ki çok çalışmamız lazım, kazanmamız lazım, kazancımızdan vermemiz lazım. Çok çalışıp kazanmamız lazım. Biz o sizin helal kazançlarınızdan, hayırlı kazançlarınızdan bu yardımlarını sizlerden bekliyoruz. Allah yapmış yapacak olduğunuz yardımlarınızı kabul eylesin. Camiye veya Kur'an kursu bu tür inşaatlara, bu tür kurumlara örnek veriyorum. Bir haramla, milli piyangoyla gelen para kabul edilmiyor. Bunun için helal hayırlı kazançlarınızdan bu kazançları bekliyoruz. Yardımlarınızı bekliyoruz. Bir telefonumuz var hocam. Alo. Hocam iyi akşamlar. İyi Buyurun. Akşamlar, hoş geldiniz. Yani ben Balıkesir Susurluk'tan ikamet ediyorum ama şu anda İstanbul'dayım. Hoş geldiniz. Musafirlikteyim. Hoş geldiniz. Ben Balıkesir Susurluk Merkez Camii imamı çok sevdiğim bir hocam vardı. Eşref Kalaycı. Eşref Kalaycı şu anda yine Susurluk'ta ayakkabıcı satıyorlar. Çok, emekli. Çok selam söyle ona. Dersin ona ki Halem Selef'ti. O ayrıldı. Ben, o camiye ben geldim. 4 Yol Merkez Camii'ne. O oranın imamıydı. Balıkesir Susurluğa selam olsun. Buyurun. Evet, şu an Eşref Hoca'yı çok iyi tanıyorum. Buyur, sağ olasın. Çocuklara ayakkabı falan satıyorlar gençler kundura. İyi reklam olmasın da. Doğrudur, doğrudur. Sağ olasın. Ben sizin caminize biraz yardım etmek istiyorum da yarın herhalde hesap numaralarınızı alayım buradan. İstanbul'daysan buyurun gelin, misafirimiz olun. Vallahi hocam bana bir dua et de ben evleneyim ya. Vallahi nişanlıyım. Evlenemiyorum bir türlü. İstanbul'daysan gel görüşelim. Başkanım sizi neredeyseniz, İstanbul'un neresindeyseniz sizi getirtir, ilgilenir, gelirir, yatırır efendim. Diğer öteki meseleye de özel konumunuzu da beraber konuşuruz inşallah. Tamam hocam. Şimdi ben bu gece nasip olsa bilet aldım. O bir arabasında döneceğim. Bir dahaki sefere nasip olursa senin yanına geleceğim. Peki. Eşref Hoca numaranızı alacağım ben buradan, bak Ziraat Bankası diye yazıyor. Tamam. Eşref Hoca'ya ne diye selam söyleyeyim yarın? İhsan Hoca de, sen Eşref Hoca ayrıldıktan sonra o camiye gelen imam de, İhsan Hoca. İhsan Hoca. Hadi İhsan, günaydın. Hadi görüşürüz. Hadi iyi akşamlar hocam, sağ ol. Yardım yapacağım. İhsan Hocam yardım, bu arada Balıkesir Susurluk'tan bayağı yardım geliyor camimize.
buradan tüm Balıkesirli ve ülkemizin güzel insanlarına selam sevgilerimizi iletiyoruz. Bayağı yardım geliyor Balıkesir'den de. Allah razı olsun. İki sene önce de ben Balıkesir grubundan arkadaşlara kafile başkanı gitmiştim hacca, umreye, hem hacca hem umreye. Bu vesileyle Balıkesir'deki hacılarımıza, umrecilerimize kucak dolusu selam olsun. Allah nasip ederse sömestr tatilinde de karne tatilinde, çocukların karne tatiline de 15 günlüğüne yine gideceğim inşallah. Oradan yine dua edeceğiz bize, yardım edenlere, camimize, külliyemize, Kur'an kursumuza yardım edenlere, tavafta, Zemzem'de, Multezem'de, Hacerul Esved'de, Arafat'ta, Mina'da, Muzdelife'de, Safa'da, Merve'de, Ravza-i Mutahhara'da dua edeceğiz inşallah. Evet. Yedi düvel zulümde birleşseler ne çıkar? Zalıma dur diyen yeni bir Türkiye'm var. Zalıma dur diyen, satılmışa ihanet eden, ihanet şebekelerine dur diyen mükemmel imanlı insanım var. Bayrağımın inmesine, ezanımın susmasına razı olmayan, kalbinde iman yüklü sine taşıyan Mus'ab bin Umeyr'lerim var. Tüm dünya devletleri oldular eli kanlı, bir tek Türkiye kaldı dünyada delikanlı. Allahu Ekber. Tüm dünya devletleri oldular eli kanlı, bir tek Türkiye'm kaldı dünyada delikanlı. Mısır'ı, Suriye'yi, Irak'ı paramparça ettiler. Lübnan'ı, Libya'yı, Fas'ı, Tunus'u, Cezayir'i ne ettiler? Ama tüm dünya devletleri oldular eli kanlı, bir tek Türkiye kaldı dünyada delikanlı. Var ol ey şanlı millet, git efendimin izinden, sana selamı vardır Muhammedül Emin'den. Tüm küffar orduları olsalar da musallah, andolsun ki her zaman la galibe illallah. Tüm dünya Müslümanları, tüm dünya Müslümanları bizimledir illallah. Allah'a yemin olsun ki la galibe illallah. Allah'tan başka galip yoktur. Tüm küffar orduları olsalar da musallah, yemin olsun Allah'a, la galibe illallah. Allah'tan başka galip yoktur. Siyonistlerin dostları kul ise, Müslümanların dostları Allah'tır. Eğer ki bir insanın çatlarsa ar damarı, tez zamanda beklesin o ilahi şamarı. Nereden gelir bilemezsin. Tankla gelirsin de imanlı biri çıkar tankın önüne. Sen tankını süremezsin de imanlı kardeşim gelir seni tankta esir alır. Ya tabii canım. Allah Allah. Sen ey çağdaş Müslüman ayetlere küs müsün? Kur'an'ın kapağında sadece bir süs müsün? Gerçekten istiyorsan yüce Allah'tan ecir, o tertemiz kalbini bir daha gözden geçir. Kalbini bir daha bayrakla, imanla süsle olsun mu? Vatan sevgisiyle süsle olsun mu? Allah Allah! Yanında duruyorken Kur'an gibi bir liman, gör ki şirk denizinde boğuluyor Müslüman. O halde Kur'an'a dön, İslam'a dön, birliğe dön, beraberliğe dön. Allah için vatanını sev, Allah için bayrağını sev. Kim istiyorsa eğer iki cihanda felah, aramasın dünyada Allah'ın yolundan başka silah. Allah'ın yolunun yolcusu olalım. Bırak artık inadı, kurtuluşun secdede. Rüyana mı girmeli ille de aksakallı bir dede?
Allah Allah. Gel Muhammedi ol. Gel dini mübini İslam'a yakışır ol benim kardeşim. Dünya Müslümanları Kur'an'la yüzleşmeden hiç kimse aramasın husrana başka neden. Gel Kur'an'la yüzleş. Bak ticaretin Kur'an'a uyuyor mu? Gel Kur'an'la yüzleş. Bak tesettürün Kur'an'a uyuyor mu? Gel Kur'an'la yüzleş. Bak yaptığın işler, alışverişler, ticaretler, söz ve kelamlar Kur'an'a uyuyor mu? Gel Kur'an'la yüzleş. Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Gel Allah aşkıyla yan. Gel kabre gitmeden uyan. Gel yavrunu Muhammed'i yolun yolcusu eyle. Yollar boşaldı, yolcular buldu vaha. Yolcular gitmese de yollar gider Allah'a. Allah'ın yolunun yolcusu olmayı Allah cümlemize nasip eylesin. Vatanımıza Allah'ım zeval vermesin. Dünya Müslümanlarının limanı olan güzel ülkemi Allah iki cihanda aziz eylesin. Allah dini dünyamızı, her iki cihanımızı mamur eylesin. Allah hayırlarınızı kabul eylesin. Allah vücutlarınıza sağlık, sıhhat, ihsan eylesin. Allah Celle Celaluhu sizi Muhammedül Emin'in yolunun yolcusu eylesin. Yüce Rabbim sizi, bizi, hepinizi, hepimizi yaşarken, ölürken, kabre girerken, yeniden dirilirken iman üzere olanlardan eylesin. Amin. Sevgili İhsan Hocam, Allah razı olsun. Yeter Bilal Petek kardeşimiz göndermiş olduğunuz yardımınız camimize ulaştı. Allah hayırlarınızı kabul eylesin. Allah razı olsun. Bir de camimizi bizzat görmek için gelip Sarıyer'den, Beşiktaş'tan işte bu amcam, sevgili İhsan Hocam, değerli abimiz hanımıyla birlikte beraber geliyorlar. Camimize yardım yapıyorlar. Allah kendilerine razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Yengeme de buradan selam, sevgiler iletiyorum. Yengem yani resme çıkmaması için resim konmasın dedi. Allah razı olsun. İzliyorlarsa buradan selam, sevgileri iletiyorum kendilerine inşallah. Muhterem kardeşlerim, programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Son 15 dakikamız kaldı. Birazdan İhsan Hocam duaya geçecek. Yine bu arada İhsan Hocam'ın biraz dinlenmesi, biraz nefes alması açısından birkaç kelime etmeye çalışıyoruz. İnanın bugün gelirken bankaya baktım, 600 küsür lira para kaldı. 602 lira para kalmış. 602 lira öyle zannediyorum. Ama şu an o görmüş olduğunuz inşaatımızda, yönetmen kardeşim oradan gösterirse, şu an içerisinde yeni inşaatımızın 5-6 kalem mermerci, elektrikçi, doğalgazcı, tesisatçı, yani 5-6 kalem aynı anda çalışıyor. 12. ayda bitirip inşallah o bahsetmiş olduğumuz 3 adet daireyi alıp bu takas yöntemi yaparak bunu yapıyoruz. Camimizin temelini atacağız inşallah. Sizlerden imkanlarınız dahilinde yardımlarınızı bekliyoruz. Arsa olmadan cami olmuyor muhterem kardeşlerim. Arsa olmadan, yani camiyi yapmak için yer olmadan cami olmuyor. Hazır bir yer varsa, hazır bir arsa varsa cami yapmak çok kolay. Ama o cami için 130 metrekare arsaya, üzerinde 7 kat bina olan arsayı alıp yıkması, işte bu zor. Bu çalışmayı uzatıyor. Bunu sonuçlandırmadığınız zaman çalışma engel oluyor. Bunun için az veya çok demeden o güzel hayırlı paralarınızdan, hayır yolunda bizler yardımlarınızı bekliyoruz. İmkanlar dahilinde yardımcı olalım. Bizim yapacağımız ebedi aleme göç etseniz bile ömür boyu sizlere dua yapmak olacak. Bir telefonumuz var. Alo. Alo, selamünaleyküm. Aleyküm selam, buyurun. Hocam iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya hocam bir soru soracağım da. Buyurun. Namaz kılamıyoruz. Acaba bununla ilgili
Cehenneme mi gideceğiz yani? Bak benim kardeşim, ister evet. doktor, ister avukat, ister mühendis, ister mimar, istersen evet. ne olursan ol, senin için en önemli olan kulluk yapmandır. Hocam ben doktorum, namaz yok, önce namaz. Hocam ben mühendisim, yok önce namaz. Önce evet, kulluk. Evet. Yani ne görevde olursanız olun, doktor, avukat, öğretmen, mimar, mühendis, efendim evet. pilot, kaptan, makinist, evet. ne olursanız olun, sizin dünyaya evet. geliş gayenizde bir kulluktur. Kulluğun birinci şiarı da namazdır. Olmazsa olmanız olan namazı hakkıyla kılmayı Allah nasip eylesin. Namazın yerine geçecek başka bir ibadet yok. Tamam? Hadi bakalım. Amin. Çünkü musallaya gelince meslek sorulmuyor İhsan Hocam. Değil Hiç. Mi? Öyle oluyor. Orada meslek neydi? Er kişi niyetine. Yani Allah'ın yarattığı en şerefli varlık insan, insanlar içerisinde en şerefli olanı Müslüman, Müslümanlar içerisinde en şerefli olanı Ehl-i Sünnet'e tabi olan yani bizler, bizlerin yapmamız gereken en önemli görevi namaz. Çünkü namazın yerini hiçbir şey doldurmuyor. Kıyam, kıraat, rükû, secde, tehiyyat, dilek, tesbih, duanın yerini hiçbir şey kesmiyor. Evet, buyur başkanım. İhsan Hocam, programımızın son 10 dakikası. Muhterem kardeşlerim, Ziraat Bankası, Kuveyt Türk ve PTT şubeleri havale ücreti almıyor. Sizlerin yardımlarını, yapmış olduğunuz yardımlarınızı camimizin hesabına aynı oranda geçmiş oluyor. Bu kurumlardan da Allah razı olsun vesile oluyorlar. Bizler vesile oluyoruz. Burada kendimiz için değil, Allah razı için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu hep beraber oluyor. Bizi birbirimize bağlayan iman kardeşliğimiz, İslam kardeşliğimiz var. Onun için hep birlikte bu çalışmalarımızı inşallah sürdüreceğiz. Sevgili İhsan Hocam, programımızın son 10 dakikası. Siz son söyleyeceklerini söyleyip isterseniz duaya geçelim. Kardeşler, ey karamsar kardeşim, ey karamsar Müslüman, sana bir çift sözüm var. Andolsun ki, yemin olsun ki Kur'an'da her düğümde çözüm var. İslam'da her meselede çözüm var. Yeter ki meseleleri Kur'an'a, İslam'a ve Resulullah'ın yoluyla aç, aydınlan. Ey karamsar kardeşim, sana bir çift sözüm var. Yemin olsun ki Kur'an'da her düğüme çözüm var. Bu hayat denizinde boğma sakın ümidi. Bu denizde Kur'an'dır insanın can simidi. Ve kardeşim, yara sancıları ilaçsız dinmez. Tevbesiz günahlar bil ki silinmez. Ölümü her zaman her yerde bekle. Ölüm seni nerede bekler bilinmez. Allah Allah. Yara sancıları ilaçsız dinmez. Tevbesiz günahlar bil ki silinmez. Ölümü her zaman her yerde bekle. Ölüm seni nerede bekler bilinmez. Allah imanla Allah'ın huzuruna gitmeyi nasip eylesin. Amin. Kardeşler biz 7 gün 24 saat emrinize amadeyiz. Telefonlarınızı özellikle Veysel Başkanım bütün telefonlarınıza çıkacaktır. Teknik olarak size her türlü bilgiyi verecektir. İstanbul ve etrafında olan kardeşlerimiz birebir de görmek isterlerse Veysel Başkanımıza telefon ettiğinde başkanım onu mutlaka bir şekilde camimizin, külliyemizin olduğu mekana getirttirecektir. Bu vesileyle Allah yardımlarınızı kabul eylesin. Soğuk havalar geliyor. Kardeşlerimizin dışarıda namaz kılmasına sizin de gönlünüz razı olmayacaktır. Buyurun. Alo, buyurun. Yok mu? Tamam. Evet. Sizlerden Allah için yardım diliyoruz, istiyoruz. Çünkü Allah'ın evini Allah'ı sevenler yapar. Haftaya çarşamba günü yine aynı saatte, yine aynı ekranlarda bir ve beraber olabilme adına şimdilik Allah'a emanet olun. Amin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واحتنا ووفقنا للحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واغفر لنا يا كريم واغفر لنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وحلالا طيبا وأولادا صالحة وتوبة نصوحة وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل ركوعنا اللهم تقبل سجودنا اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل دعائنا اللهم من أحته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا إكرم الأكرمين أكرمنا يا إرحم الراحمين إرحمنا يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا ستار استر غيوبنا اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير فرانك ربنا وإليك المصير اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وعلوما ناعمة وحسن الخاتمة وعمرا خيرا طويلا صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وآلهم الحمد لله رب العالمين تقبل منا بحرمة الفاتحة Muhterem kardeşlerimiz, bir rahmet esintileri programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlere bir nebze de olsa bilgilendirebildikse ne mutlu bizlere. Yine sürekli bahsettiğimiz Allah'ın evleri için sizlerden yardımlarınızı bekliyoruz. Cumhuriyet Mahallesi Merkez Camii diye bilgisayarda internet adresinize İşte cep telefonunuza yazdığınızda bütün iletişim telefonlarımız, hocalarımızın, bizlerin telefonları orada çıkmakta ve camimizi görmektesiniz. Daha da olmadı. Bahçeli Evler Müftülüğü dediğinizde, Bahçeli Evler Müftülüğünüzü, müftülüğümüzü aradığınızda, müftülüğümüz kanalıyla da bizlere ulaşmanız mümkün. İnşallah hep birlikte sizlerden gelen yardımlarla, bizler yine bu gayretli çalışmalarımızla, yani yoğun bir çalışmamız var. Yani bazen tarif edilemeyecek kadar yoğun bir çalışmamız var. Yani 3 tane 4 tane daireyi takas yöntemiyle almak için kocaman görüyorsunuz ekranlarda binaları yaparak, onları bitirerek kısa sürede, 4 ay gibi kısa bir sürede toprak sahiplerine ve bizim takas yapacağımız kardeşlerimize değiştirerek bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bu gayretle oluyor. Bu taşın altına eli koymakla oluyor. Bazıları bunu hayal edemiyor. Hayal edemediği gibi de o kendi istediği, kendi dünyasında istediği şekilde düşünebiliyor. Allah razı olsun. Bizleri yalnız bırakmadınız. Sürekli destek oldunuz. Olmaya gayret ettiniz. Şu an acil olarak ödenecek bir çekimiz yok ama işçilerimize el emeklerini vereceğimiz 5-6 kalemde çalışan kardeşlerimiz var. Bunun için az veya çok yardımlarınızı bekliyoruz. Allah yardımlarınızı kabul eylesin. Emin olun ki her hafta geçmiyor ki camimizde gerek sizler için, yardım yapan kardeşlerimiz için, gerek şehitlerimiz için, gerek dua bekleyen, şifa bekleyen hastalarımız için 3-5 tane hatim yapılıyor. Allah yine bu vesileyle yaptığınız, yapacak olduğunuz yardımlarınızı kabul eylesin. Sizlerin ömürlerini bereketli eylesin. Ölmüşlerimize rahmet eylesin. Hastalarımıza da acil şifalar nasip eylesin inşallah. Evet. Son bir cümleyle bitireyim. Adana'da meydana gelen ve şehit olan yavrularımıza Rabbim
cennetini, cemalini lütfeylesin. Ailelerine sabr-ı cemil, ecr-ü cezir ihsan eylesin. Allah vatanımızı, milletimizi, insanımızı, kardeşlerimizi bu çeşit ölümlerden muhafaza eylesin. Amin. Yetkililere daha dikkatli olmak, daha titiz olmak, daha görevlerine sadık kalma adına dikkat ve rikkat Allah için istiham ediyoruz. Allah orada şehit olan, o yurtta şehit olan yavrularımızı cennetiyle, cemaliyle taltif eylesin inşallah. İnşallah. Tam da oraya gelecektik İhsan Hocam. Allah razı olsun. Haftaya çarşamba günü tekrar bu ekranlarda buluşmak dileğiyle hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.